İnternet gözünü ekrana dikmiş bir avuç bilgisayar tutkunluğu eğlencesiyken heyecan verici ve keyifliydi. Nüfusu 2 milyarı aşınca hırsızlıktan korsana, tehditten cinayete, gerçek dünyanın her türlü derdinden fazlasıyla nasibini aldı. Sorunun en büyüğü ise bu ortamı kavrayıp düzenlemeye çalışan kurumlara kaldı. Bu gece konuklarım Necdet Ünüvar, Serhat Özeren ve Zorlan Zorlu ile bu zorlu dönemde kullanıcı, şirket ve devletlerin yeni dertlerine bakacağız. Gecenin müziği ise temastan gelecek demişken hemen mikrofon onlara bırakalım. Karşınızda temas. Yine tut elinden yine, çok yalnızım yine, bıraktığın yerde. Ne kadar zor da olsa söz verdim yarına. Hiç düşünmeden yaşamak geleceği ve her gün geçmişte kaybolmak. Özellikle Anadolu'ya çıktığımda çok güzel sürprizler oluyor gerçekten. Birçok kimse bana hani 40 yıllık kardeşiymiş ya da abisiymiş gibi yaklaşıyor. Şu an 7 tane semtimiz var, rota oluşturduğumuz. Oraya gidiyoruz. 7 semtte yürüyerek yeme turu yapıyoruz aslında. Ama şimdi internetin yeni araçları, yeni akımı çok ciddi bir yemek paylaşımına sahne oluyor. Çok sayıda insan yemek yediklerini, içtiklerini paylaşıyor. Yani belki ayıp olan hani çok fazla para harcamak, aşırı ya da çok böyle egzotik, kimsenin ulaşamayacağı şeylerden bahsetmek olabilir.
Türkiye'deyim ama Japonya'da, Fransa'da, İngiltere'de yemek yiyen birinin o çektiği fotoğraf bence oldukça hoş yani. Ondan hem sunumunu görebiliyorum. Yani ben o şekilde bakıyorum hikayeye aslında. Bu hafta neyin internette paylaşılması sinirlerinizi zıplatır diye sorduk. Yiğit Mercan diyor ki, Vedat Milor telefonunu denize düşürdükten sonraki sakinliğini neye borçlu? Bu kadar sakin olmak için ne yapmamız lazım diyor. Ucuz bir telefon alsınlar. Kimseye verme canımı da yakma, çok seveyim güzelim. Ben deliyim, sen kusuruma bakma. Benim yemeğe ve içmeye olan ilgim, sanatı olan ilgimin bir uzantısı olarak ortaya çıktı diyebilirim. Biz daha çok yerel lezzetler ve bize ait olan şeyler olduğu için artık onlar da hafif hafif unutulmaya yüz tuttuğu için ilginç geliyor insanlara. Az önce de bahsettim, bir büryan kebabı veya bir sadır kebabı ya da çok ilginç baklavalar, tatlılar var. Genetiği değiştirmiş organizmalar gibi şeyler giriyor hayatımıza. Genetik tarım giriyor vesaire. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Ya bu mikrodalga gibi bir şey. Mesela mikrodalga fırının da %100 iyi veya kötü diyemiyorlar. Bu bir yerde de ticaret çünkü. O yüzden ben de çok kötü de diyemiyorum. Çok zaten iyi hiç diyemiyorum. Biz de giderek tarım ve hayvancılık konusunda çok geriledik. Önce o gerileme süreci yaşandı. Ondan sonra yabancı tohumlara mahkum olduğumuz söylendi. Bence o açıdan bir yazı da yazmıştım. Bence Türkiye dünyanın en sağlıklı fast food mutfağına sahip. Geçtiğimiz hafta böyleydi efendim. Gece vakti sizleri acıktırmak için elimizden geleni yaptık. Sizlerden gelen yorumlara göre de başarılı olduk. Bu gece başka şeylere bakıyoruz. Açılışta da bahsettiğim gibi internetin hayatımızda değiştirdiği kavramlara ve devletlerin, kurumların bunu düzenleme çabalarına bakacağız. Elbette başka birçok konudan da söz edeceğiz. Yayına başlamadan önce, sözü konuklarımıza vermeden önce ben size bazı hatırlatmaları geleneksel olarak yapayım. Programımızın konusu, konuklarımızla ilgili bilgiler ve program süresince paylaştığımız videolar, bahsettiğimiz linkleri Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Adresi facebook.com/sosyalmedya.tv. Konuklarımıza ve bana soru, görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı ise twitter.com/sosyalmedya.tv ve twitter.com/mserdark adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Hepsi önümde akıyor. Her programda olduğu gibi hatırlatmayı gerekli görüyorum ki bütün soruları ulaştırmaya konuklarımıza fırsatımız olmuyor. Bu konuda anlayışınızı rica ediyoruz. Aynı zamanda efendim hatırlatmalarımızdan bir diğeri programımızın kamera önünde neler olduğu malumunuz. Kamera arkasında neler olduğunu merak ediyorsanız eğer sosyal medyanın kumanda masasını Ustream üzerinden takip edebilirsiniz. Bu bağlantının adresini yine Facebook sayfamızda bulacaksınız. Facebook sayfamızda bulacağınız bir diğer eklenti, bir diğer içerikse bu haftaki anketimiz. Bu hafta yine Türkiye gündemini kökten değiştireceğini umduğumuz bir sorumuz var. Diyoruz ki aşağıdaki internet suçlarından hangisi affedilebilir? Şıklarımız da şöyle. Müzik ve film paylaşmak, Facebook'ta Can Yücel şiiri, Yılmaz Özdil yazısı eklemek, Instagram'da ayak fotoğrafı paylaşmak, Twitter'da takipçi satın almak ve sahte hesaplarla huzur bozmak. Şıklarımız bu şekilde. Zorlan, sen olsan hangi şıkkı seçerdin? Çok zor seçenekler ama hiç affedilemez herhalde Twitter'da. Hayır, takipçi... affedilebileni soruyoruz. En hafif suç. Bilemedim ki. Gerçekten bilemedim. Ben yani en Facebook'ta... affedilebilir suç olarak... sahte hesaplarla huzur bozmak mı desek? Müzik ve film paylaşmak diyorum. Oyumu kullanıyorum. Sonuçlara bakalım efendim. 402 kişi biz konuşurken
oyunu kullanmış. Bu arada siz de oyununuzu kullanmak isterseniz facebook.com/sosyalmedya.tv adresinde bulabilirsiniz bağlantısını. %67.4 benimle aynı fikirde müzik ve film paylaşmanın en affedilebilir suç olduğunu düşünüyor. İkinci sırada Can Yücel şiiri Yılmaz Özdil yazısı eklemek var. Böyle de devam ediyor efendim. Şimdi biz yayın süresince sizleri ara ara hatırlatmaya çalışacağız. O zaman bu anketin ekseninden bir başlayıp devam edelim. Şimdi çok bahsedeceğimiz konu var da öncelikle acaba bu yeni dönemde korsan kavramı, telif haklarını yeniden ele almamız gerekiyor mu? Serhat Bey ne diyeceksiniz? Bu arada Serhat Bey'i de tanıtmış olalım. İnternet kurulu başkanı kendisi. Belki bu vesileyle internet kurulu ne yapar? Ondan da birazcık bahsederseniz iyi olur. Seve seve, teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. İnternet Geliştirme Kurulu. Eski adı İnternet Kurulu'ydu. İnternet Geliştirme Kurulu, doğru. Evet. Ulaştırma Derecelik ve Haberleşme Bakanlığı ilişkili olarak kurulmuş bir kurumdur. 655 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat Yönetmeni'nin kanun hükmünde kararnamesinin değişmesiyle beraber sürekli kurul haline geldi. Daha yasal bir zemin açısından avantajlı bir yapı oldu. Bizim amacımız şu, biz genelde toplumun her kesiminden, her paydaşından farklı görüşleri toplayarak bunları internetin gelişmesi adı altında bir rapor haline getiriyoruz. Bu sürekli yaptığımız bir işlem. Yani senede bir defa, iki defa yapmıyoruz. Bunu sürekli yapıyoruz. Bunu da Sayın Bakanımıza... Bu rapor sizinle bağlantılı değil ama. Yalnızca bizimle görüş verdiğimiz bir rapordur. Tamamen Necdet Başkanımızın raporudur. Yani komisyonun raporudur. Meclisin raporu. Evet, meclisin raporudur. Şimdi internet kurulu ne yapıyor? Ondan bir bahsedelim. Tabii ki. Biz Türkiye'de internetin gelişmesi için neler yapılması gerekiyorsa, bunların altını doldurmak gerekirse, fiber optiklerin artması, ADSL penetrasyonun artması, güvenli internet, bunun haricinde siber güvenliklerin vatandaşı bilgilendirmesi, bütün bu çalışmalar bizim yaptığımız çalışmaların bazıları. Şu ana kadar ucundan kıyısından hep değindiğimiz konular. Onlarla da ilgili sorularımı soracağım. Peki şu ilk soruma dönersek korsanın ve telifin tanımının yeniden yapılması gerekiyor mu acaba? Tabii şimdi korsan deyince benim aklıma hep böyle eski deniz korsanları gibi kavramlar geliyor. Belki de yeniden yapılmasında tabii ki fayda olabilir. Korsan hangi kesimden baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Özellikle fikir ve sanat eserleri tarafından bakıldığı zaman farklı bir anlam ifade ediyor. Halk dilinde işte korsan CD, korsan video gibi kavramlar biraz daha farklı, biraz daha yumuşatılmış bir anlam yüklenmiş olarak ifade ediliyor. Bir de internet ortamında yaşanan korsanlık faaliyetleri var. Bu da daha başka bir boyutta. Bunun korsan kelimesi bütün bu kavramların hepsini aynı anlamda aslında ifade etmiyor. O yüzden konusuna göre ve belki de yapılan icraata göre farklı anlamlarda, farklı türevlerde bunları tekrar tanımlamakta fayda olabilir. Ama şu andaki en çok konuşulan konu fikir ve sanat eserleriyle muhalif olabilecek, bunların istem dışı eser sahibinden veya yapımcıdan habersiz üretilen eserlerden bahsediyoruz. Bu tabii ki bir korsanlık hareketi olarak bağdaştırılıyor. Bunun da tanımı şu anda var aslında. Fikir ve sanat eserleri kanununda bunun tanımı var. Hı hı. Neler çoğaltılabilir, neler çoğaltılamaz? Bununla ilgili cezai müeyyideler nedir? Tamam da bunlar hep güncel tanım. Yani daha doğrusu kanuni bakış açısını yansıtıyor. Yani bugün aslında yani korsan olarak nitelendirilen, etiketlenen kişilerin kendilerine dair bambaşka savunmaları var. Mesela deniyor ki bilginin bu kadar kolay çoğaltılabildiği ve bu kadar kolay bir yerden bir yere aktarılabildiği bir dönemde bunun bu kadar sınır altında tutulması, baskılanması anlamlı değil. Siz buradan sıkarsanız başka bir yerden bu fırlar gider diye bir savunma var. Doğru mudur Necdet Bey? Necdet Bey de AK Parti
Adana milletvekili. Aynı zamanda internet... Bilişim internet araştırma konusu. Bilişim ve internet.